Boynu kuğu gibi ince ve uzundu. Vücudu ancak bir çocuğa ait olabilecek kadar zayıf ve kırılgan, tavırları bir kraliyet ailesinden fırlamışçasına kibardı. Bu kadın çok sonraları masumiyet ve zarafetin simgesi olarak anılacak kadındı. Audrey Hepburn. 4 Mayıs 1929'da Belçika'nın Ixelles kentinde doğdu. Annesi Hollandalı bir barones, babası İngiltere'nin en zengin bankacılarından biriydi. Babası zamanının çoğunu yurt dışında geçirse de evde olduğu süre boyunca annesiyle hep kavga ederdi. Evdeki tartışmalardan uzaklaşmak isteyen Audrey'in gün geçtikçe içine kapandığını fark eden annesi, kaybettiği özgüvenini kazanması için onu Londra'da bir yatılı okula gönderdi. 1935 yılında Audrey'in babası ailesini terk etti. Audrey yıllar geçse de babasının ortadan kaybolmasını atlatamadı ve hep terk edilme korkusuyla yaşadı. Onun içinde bulunduğu psikolojiden uzaklaşmasını sağlayacak tek şey bale olacaktı. Baleye olan aşkı gün geçtikçe artan Audrey, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi sebebiyle annesiyle birlikte Hollanda'ya taşındı. Ancak Alman orduları Hollanda'yı da işgal ettiler. Bu süreçte Audrey, Hollanda Direniş Örgütü için çalıştı. İlk oyunculuk yeteneğini örgüt için gizli mesajlar taşıyan bir ulakken göstermiş oldu. Hitler'in Hollanda kaynaklarını Almanya'ya aktarmasıyla kıtlık kışı denilen günler yaşanıyordu. Pek çok insanın hayatını kaybettiği bu günlerde Audrey'de yetersiz beslenme sebebiyle astım ve sarılık gibi hastalıklar görüldü. İşgalden 5 yıl sonra savaşı kaybeden Alman orduları çekilmek zorunda kaldılar. Ancak tüm bu yaşanılanlar onda iyileştirilemez yaralar açmıştı bile. Savaş sonrası Londra'da bir bale okulunun seçmelerine katılabilmek için annesiyle birlikte yeniden yola koyuldular. Dansçı gücünü ve fiziğinde savaş zamanı kaybeden Audrey asla çok iyi bir balerin olamayacağını burada öğrendi. Bu durum onda büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da annesine bakmakla yükümlü olan Audrey Londra müzikallerinde oynamaya başladı. Güzelliği, zarafeti ve masumiyetiyle etrafındakilerden kısa süre içinde ayrıldı. Rol aldığı ilk müzikalde dikkatleri üzerine çekti. Bu yıllarda Roman Holiday adlı filmde oynaması için teklif aldı. Deneme çekimi Londra'da kaydedilip Hollywood'a gönderildi. İşte o çekim. Collect money for the underground, which always needed money, you know about it. Audrey'in doğuştan sahip olduğu asalet ve yetenek ile bu rol için biçilmiş bir kaftan olduğu kısa sürede anlaşıldı. Hollywood kapıları Audrey'e sonuna kadar açıldı. Bir prensesi canlandırdığı bu film ilk başrolüydü. Buradaki rolü sayesinde en iyi kadın oyuncu akademi ödülünü kazandı. Audrey sınıfa yeni gelen kız öğrenci edasıyla Hollywood'un büyülü dünyasına hızlı ve etkili bir giriş yaptı. Kıvrımlı ve kadınsı hatların popüler olduğu dönem kadınlarından farklı olarak zayıf ve uzundu. Diğer aktrislerin aksine olduğundan farklı kıvrımlar yaratmak gibi bir çabaya hiç girmedi. Farklılığı Audrey Look denilen zamansız bir stil akımının başlamasını sağladı. Audrey kısa sürede güzel yüzü ve etkileyici bakışlarıyla Hollywood'un en bilinen isimlerinden birisi oldu. Art arda pek çok başarılı yapımda rol alıyor, aynı zamanda rol arkadaşı William Holden ile fırtınalı bir aşk yaşıyordu. En büyük hayali evlenip aile kurmaktı. William Holden'ın vazektomi ameliyatı geçirdiğini ve bir daha asla çocuk sahibi olamayacağını öğrenince ondan ayrıldı. 1953 yılında katıldığı bir partide tanıştığı Mel Ferrer'la birbirlerinden etkilenmişlerdi. Artık Hollywood'un göz bebeği olan Audrey, genç yaşı ve ağır çalışma temposunun yarattığı baskıdan dolayı günde bir paketten fazla sigara içiyor ve sağlıksız denilecek kadar hızlı kilo kaybediyordu. Doktorlar film çekimlerine ara vermesi gerektiğini söylediler. Böylece hayatı boyunca evim diye bahsedeceği İsviçre'deki dağ evine sevgilisi Mel ile gittiler. 1954 yılında da Mel Ferrer ile evlendiler. Tam hayalleri gerçek oldu diye düşünen Audrey iki kez düşük yaptı. Teselli edilemez bir haldeydi. Hayatta en çok istediğim şey bir çocuğumun olmasıydı. Daha fazla acı çektiğimi hatırlamıyorum. Babam gittiğinde bile bu kadar üzülmemiştim.
Bütün bu stres ve bunalım dolu sürecin ardından 1960 yılında bir çocuk dünyaya getirdi. Ondan mutlusu yoktu. Özlediği mesleğine Hollywood'a hız kesmeden geri döndü. Breakfast at Tiffany's ve My Fair Lady'nin de aralarında olduğu pek çok filmde rol aldı. Kariyerinde yükselirken evliliği ise ters yönde ilerliyordu. Bu süreçte rol aldığı başarısız yapımları kabul etmesinin tek nedeni yapımcı olan kocasının kendi çıkarları doğrultusunda üzerinde yarattığı baskıydı. Çocuğu için kurtarmaya çalıştığı evliliği bütün çabalarına rağmen 1967 yılında son buldu. 1968 yazında İtalyan psikiyatrist Andrea Dotti ile tanışan Audrey yeniden aşık olmuştu. Etrafındaki hiç kimse onaylamasa da Dotti ile 1969 yılının Ocak ayında evlendiler. Bir yıl sonra çocuk sahibi olan çift mutlu aile tablosunun ardında oldukça sıkıntılı günler geçiriyorlardı. Çapkınlığıyla ün salmış olan Andrea defalarca Audrey'i aldatmıştı. Artık saklama ihtiyacı bile duymuyordu. Gururu incinen Audrey buna daha fazla katlanamayacak ve 1982 yılında boşanacaktı. Bu evliliği de tıpkı bir önceki gibi hüsranla son bulmuştu. Büyük bir kalp kırıklığı yaşıyordu. Ancak tam o günlerde hayatının gerçek aşkıyla tanıştı. Robert Walters. Robert tıpkı Audrey gibi kıtlık kışı denilen dönemde Hollanda'da Audrey'den sadece 15 kilometre uzakta aynı sıkıntıları yaşamıştı. Onu anlıyor, önemsiyor ve çok seviyordu. Audrey ilk kez hayatında tamdı ve korkmuyordu. Hayatının sonuna kadar da birlikte olacaklardı. Savaş günlerini hiç unutmayan Audrey Hollywood'dan ayrılıp ikinci bir kariyere imza attı. UNICEF iyi niyet elçisi olarak hayatının son 5 yılını başkalarının yaşamını kurtarmaya adadı. Dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olan insanların yanındaydı. Onların yaralarını sararken kendisini de geçmişini de iyileştiriyordu. Audrey Hepburn 20 Ocak 1993'te henüz 63 yaşındayken yuvam dediği İsviçre'de bağırsak kanserinden hayatını kaybetti. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen hala dünyadaki kadınlara ilham vermeye devam ediyor. Tasarımcılar ondan esinlendikleri koleksiyonlar çıkartıyor. Çünkü o yaşadığı sıkıntılara rağmen güçlü kalabilmeyi, ışığıyla sadece Hollywood'u değil tüm dünyayı aydınlatabilmeyi başarmış bir aktristti. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın.